Mügeciğim, konuğumuz aslında hazır, tam o konuya geçmeden önce konu da, çünkü ihanet konu, içeriyor falan, böyle konu. Çok da tartışılan bir konu. Yani ne diyeyim, ben onun için bir Icardi mi diyeyim? Artık yeni saçlarla beraber Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye o kadar çok benzetiliyor ki, yalnız saçlar sanki hep böyleymiş gibi. Efendim, karşınızda Onur Büyüktopçu. Onurcuğum, gel. Onur, hoş geldin. Onur, yemin ediyorum yadırgamadık. Evet. Yadırgamadık. Ya ben de yadırgamadım. Sanki çünkü böyleymişsin gibi. Ben böyle aslında küçükken sarışındım derler ya. Neden hani yadırgamadık? Yalan. Çünkü beyaz tenlisin, mavi gözlüsün. Ne sarışınlık uyar sana? Ya aslında bu bir film için aslında boyandı bu saçlar ama... Kalsın. Hani, ya yok. Hayır, kalsın. Dökülüyor saçlarım artık. Bir de değil mi? Topak topak sürekli dipten yani. Dipten geliyor. Dipten geliyor. Valla ben kadınları çok iyi anladım. Niye kuaförlerden çıkamadığınızı çok iyi anladım. Sorma. Niye kuaförlere bu kadar para harcadığınızı çok iyi anladım. Ne kadar da bir gidiyorsun şimdi bu saç? Ya şimdi saçlarım kısa olduğu için, bir de filmde devamlılık sahnelerim olduğu için gidiyorum işte, 40 günde 4 kere boyattım. Ay. O yüzden de saçlar da yıpranıyor ister istemez. Ama hani hoşuma da gitti, gitmedi değil. Ama evet, bu film için boyanmış bir şey. Ya bir de ben hiç şey bir adam değilim. Öyle marjinal dövmeler yaptırayım, evet, kızmalar taktırayım, saçımı mor yapayım, siyah yapayım. Öyle yaptık, rol icabı yaptık. Hı. Öyle de kaldı ama film bittikten sonra eski Onur'a döneceğim. Peki aynada kendini böyle gördüğünde ne dedin? Çünkü sosyal medyada dedi ki Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi mi, Recep İvedik'in son serisindeki sarışın Recep mi? Valla Icardi görse özüne döner bence saçlardan sonra. Yok, çok yakışmış sana. Valla çok yani, yakışan, yani yakıştıran da var, yakıştırmayan da var ama bu film için, boyattığım için çok da benim için şey ifade etmiyor yani. Ama böyle şeye baktığımda aynada falan, ilk hele boyattığım hafta falan, aa dedim, saçlarım sarı, enteresan bir şey. Evet. Dedim kendi kendime. Şimdi dün seninle ilgili şöyle bir videolara bakarken önüme küt diye şey düştü. Ha, Şoko paylaşmıştı galiba. Kadir İnanır 2002 gördüm yılında evet, kuaföre gidiyor bir proje için. Saçlarının bembeyaz olması gerekiyor. Fakat orada böyle bir kuaför dalgayı mı geliyor, ne yapıyor? Bir açıyorlar saçı, o şeylerden çıkarıyorlar, sapsarı. Böyle, size bu renk olmayacak demiş. Ben bile... Öyle çıkıyor. Gerçekten öyle. Ben de tuhaf. İlk böyle açıldı böyle saçım havludan şey. Dedim ne oldu bana? Bir de turuncuya döndü önce. Dönüyormuş. Hmm. Turuncu oldu. Sonra yeşile döndü. Ay çok yani böyle bir şey ama sonra bu renge tutturduk yani. Şimdi beni yolda geçen kadın hayranlarım beni durduruyor. Onur Bey, nereye, kime boyattınız? Kaç numara falan. Ablacığım diyorum, ben numara anlamam, bilmem. Karıştırdılar, sürdüler yani. Yok diyorum, gerçekten çok yakışmış. Teşekkür ederim. Peki eleştiriye açık mısındır, böyle yazılan yorumlar, yapılan yorumlar falan? Çok, zaten yazmışlar yani hani. Ama şimdi bir gün şey yapmış ya, ben oraya bir film için, belli zaten yani. Ama insana keyfe keder yap, ki keyfe keder de yaptırabilirim, ki hiç öyle bir adam değilim. Ama şeyde yorumda yazdım, hatta bir tane ablamız yazmış. Onur Bey, çevrenizdeki işte bir sürü şey yapanlar var, sizi pop poflayanlar. Onlara inanmayın, çok kötü olmuşsunuz diye. Onur'un çevresinde öyle pop poflayanlar yok ama kimlerin çevresinde nasıl pop poflananlar, evet, nasıl pop poflanıp da yukarılara çıkanlar, onların hepsini de çok iyi biliyoruz. Yazık, gerçekten çok yazık onlara. Ne bileyim, yani evet, Onur'cum şey öyle komikler ki, işte gömleğine bir şey dersin, vay benim gömleğime bir şey söyledin. Evet, ayakkabısına ya dersin, vay ayakkabıma, ayakkabıma bir şey. Ayakkabıma laf edemezsin kardeşim, diyor. Kör de değiliz yani. Ayakkabıya yani, da bırak da laf edelim. Bir şey söyleyeceğim. Senin kaşına gözüne laf ettiğinde Allah vergisi taşıdığın, değiştiremeyeceğin şeyler. Gerçi şimdi evet, estetik var ya. Yani hani orada bir derece bozulabilirsin. Adam mağazadan gidip para verdiği ve giydiği için de bizim hiç şık bulmadığımız şeye tahammülü yok. Evet. Ha. Ceketi yazıyorsun, ayakkabıyı yazıyorsun. Saçını hatta yazıyorsun. Hatta diyorsun ki, aa Onur bu ayakkabıyı daha önce de giymişti diyorsun. Ya da bu gömleği daha önce de giymişti diyorsun. Adam buna takıyor, biliyor musun? Derde değil, bak. Gerçekten Allah başka dert vermesin size. Ne dertler varmış ya. Evet. Evet, evet. Ama Onur'un şöyle iyi bir tarafı var. Sen eleştiriye açık bir insansın. Evet. Eleştiriye açık insan olmuştur. Şöyle bir şey, ben her şeyden önce kendimle çok dalga geçen bir adamım. Ne kadar önemli ya bir ben şey. Ben yemekteyi çekerken, şimdi gündüz kuşağı yaptığım için her gün ekrandaydım. Her gün farklı kıyafetler, işte sizin gibi. Hani haftanın beş günü ekrandaydım.
O yüzden hani aman taklılar bunu mu giyer, şunu mu giyer? Ya mesela ev çekimi olduğu için ben terlikle giriyordum eve. Gerçekten çorabımla girerdim, terliğimi giyerdim. Vay efendim işte niye terlikle giriyormuş? Niye evlerimizde sonra terlik? Sonra bir ara işte sponsor almıştık haklı olarak, yani izlenen bir iş olduğu için. Sponsor ayakkabı, ayakkabıyla girdik ama hani ayakkabının altı temiz. Vay evet. Efendim eve ayakkabıyla ciddi mı girdik? Yani tamam anlıyorum ama şimdi ben zaten kendimle o konular dalga geçen bir adam. Ama bazen de böyle durduk yere işte aa niye gözünün üstünde kaş var senin diyenler de oluyor. Normal eleştiri yani ama yapıcı şimdi, eleştiri. Onur şimdi senin saçların sarıya boyatmışsın. Bunun şimdi haber olması normal midir, normal, değil midir? Normal. Yani biz şimdi senin saçın sarıyı, o sarıyı görmezden mi geleceğiz? Normal. Ya da ne bileyim biz senin saçın sarı yazdık diye sen bizi bir yerlere arayıp şikayet mi edersin? Ay niye diyeyim canım? Bunu yapanlar da var. Ya şöyle bunu işte, yapanlar bakın, da var. İşimiz evet oyunculuk, sunuculuk, şarkıcılık ama işimizin bir parçası da bu. Yani özellikle ekran önünde tanınan insanlar evet. Her daim aynen hani, öyle. Bir şeyler İşlere söylenecek. Açık olacaksın. İşte, şarkıcılar da betone olmuş mesela. Şimdi siz bunu konuşursunuz. Atıyorum. Tabii veya ki benim saçım sarıya dönmüş. Konuşursunuz. Evet. Yani şimdi ben kalkıp da niye konuşuyorsunuz benim saçlarım hakkında da diyemem. Evet. Hani malzeme veriyorum çünkü size değil şöyle mi? Şöyle bir şey malzeme yani, vermenin tabii. Ötesinde. Bir de konuşulmak iyi bir şeydir. Evet iyi tabii, bir şeydir. Star olmanın, ünlü olmanın bir parçası da senin zaman zaman eleştirilmen, hafif hafif tatlı tatlı dalga geçilmesi ki hayatımızda artık televizyon programları yok. Sosyal medya ve Instagram adresleri daha acımasızca tabii. Giriyorlar. Tabii. Ya da girilmese bile öyle yorumlar alıyorsun ki her yorum yapanı da bir yerlere mi şikayet edeceksin? Hadi engelledin diyelim. Hadi şikayet ettin diyelim. İnsan bir çanta, iki ayakkabı, bir tane ceket için. Yani evet o konuda hak veriyorum size. Ben Onur şöyle, ne insana antipatik şey geliyor ve çok ham, çok çiğ geliyor biliyor musun? Sen direkt bizi arasan ve desen ki kızlar ben işte gömleğimle ilgili, ayakkabımla ilgili yorum yapılmasını istemiyorum. İşte ne bileyim. Benim boyumla ilgili sıkıntım var ya da benim görüntümle ilgili sorunlarım var. Yani bununla ilgili dikkat ederseniz vallahi bunu anlayışlı karşılarsın değil mi? Ama senin böyle ortalığı yangın yerine çevirip bir yerleri arayıp böyle o herkese şikayet etme gayen o çok yanlış bir şey. O çok bence, itici. Bence belki de hani ünlü olmaya çalışmak ya da yeterince ünlü olamamaktan kaynaklanan iç sıkıntılar. Benim yıllar önce Bodrum'da bir denize girerken bir görüntüm vardı. O zaman pandemi zamanı ve çok kiloluydum. Hatırladım. Bak yani mesela bunu çektiler, paylaştılar. Evet. Şimdi sonra o çekin arkadaşı ben aradan 2-3 ay sonra bir sokakta denk geldi. Röportaj yaptık. Röportaj esnasında yani böyle gerçekten şey dedim. Ya dedim sen dedim beni dedim gündüz 12 dedim ters ışıklı dedim şey aşk olsun. Güzel ve tatlı dille yani bu, ama şimdi işte. Ben kalkıp da vay efendim şöyle yaptın böyle yaptın. Patronunu ararım şimdi senin. Şimdi yani evet. Ben de zamanında magazin muhabiri olsam kilolu bir hani affedersiniz kilolu biri denize atlarken ki fok balığı gibiydim o zamanlar. Çekerim ben de. Ben de yayınlarım bunu. Bak, bunu o zaman girmeyeceksin denize. Bak Onur. Ha, magazin o oldu haber. Ya. Senin o fotoğrafın ha? Önümüze geldi. Ha. Şimdi sen çekilensin, biz de çeken tarafız. Sana bu tarafını da anlatayım. Dedik ki hep kadınları koyuyoruz işte. Yok kalça, selülit, öyle böyle hepimizin derdi yazın denize girerken görün. Neyse dedik ki acaba bassak mı, basmasak mı? Basarsak bu çocuk buraları arar mı, üzülür mü? Bastık. Onur'dan ne bir telefon. Yok. Ve evet fotoğrafta pek şey değildi. Ne bir şikayet, ne bir küslük. Ne bir kindarlık. Sonra programımıza geldi. Bizden tatlı ama tatlı şey, atıştı. Şey, yani sonra da aradan bir yıl geçti. Ünlü bir sağlık diyet merkezinde incecik fotoğraflarını bize gönderdi. Evet, bize de kapak ben. Oldu işte. Aynen öyle. Yani ama şimdi ben hiçbir zaman öyle starla oynayan ben bilmem neyim falan diyen bir adam değildim. Ben kilo da verdim, kilo da aldım. Şimdi de var mesela yani hani şimdi ben ne yapayım bu durumda? Ben bu duruma ne yapayım? Hani starlığa oynasam böyle kusursuz bir adam bak şimdi ben. Starlığa oynayan starcıklar yapıyor bunu işte. Starlar ha. Yapmıyor. Şimdi çok büyük önemli yerlerdeki insanları da diyoruz ki saçı osu busu. Telefon açıyor, mesaj atıyor. Ki tatlı tatlı bir şeyler yazıyor. Atışıyoruz.
Hacivat'la Karagöz gibi atışıyoruz. Starcık bir şey olamayanlar, birilerinin gölgesinde yaşayanlar kıyametler koparıyor işte. Ha. Tabii işin arkasını ben bilemem. Hayır, bazen. Sen işin arkasını gayet iyi biliyorsun. Yıllarca kas direktörlüğü yaptım. Biliyorsun işte onları.